İlk olarak herkese merhaba. Benim adım İrem ve videoma hoş geldiniz. Bugün üzerimdeki tişörtten de anlaşılabileceği üzere 3 yıldır öğrencisi olduğum Koç Üniversitesi hakkında birkaç tercih öncesi bilmeniz gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak anlatmaya başlamadan önce dün Instagram'dan bir soru cevap bir de anket yaptım. Soru cevapta böyle video çeksen nelerden bahsetmemi istediğinizi, ikincide de bu videoyu YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra mı yoksa şimdi mi atmam gerektiğini sordum. Sonuçlardan, anketten şey çıktı, YKS sınav sonuçlarından sonra at. Ama özellikle birkaç kişi yazdı, hani şimdi atarsan kafamızda daha net bir bilgilendirme olur diye. O yüzden yani bir kişinin işine yarayacaksa bile atarım. O yüzden başlıyorum. Soruları bilgisayarıma aldım. Şimdi gelin ilk soruyla başlamak istiyorum. Arkadaş ortamı nasıl? Arkadaş bulmak zor mu? Arkadaş bulmak bence zor değil. Çünkü arkadaş bulabileceğiniz gerçekten çok fazla seçenek var. Benim en yakın arkadaş grubum, ben hazırlıktan edinmiştim. Hala onlarla görüşüyorum. Kendi hukuk lisans bölümüme geçince, hukuk dersine başlayınca çok fazla insanla tanıştım. Kulüplere girdim, oradan çok fazla insanla tanıştım. Yemekhaneden çok fazla insanla tanıştım. Shuttle'da ana kampüs ve batı kampüs arasında ring olan seferlerde, shuttle beklerken birçok kişiyle tanıştım. Yani bu yüzden bence arkadaş edinmek kolay. Çünkü okulda bir de gerçekten çok fazla kulüp var. Ekonomi ve politika kulübü, ekonomi kulübü, işletme kulübü, dans kulübü, buz hokeyi kulübü, Amerikan futbolu kulübü, tiyatro kulübü, dans. Yani gerçekten çok fazla kulüp olduğu için herkes kendi ilgi alanına göre bir kulübe giriyor ve oradan ortak şeyleri paylaştığı insanlarla tanışması çok kolay oluyor. Ben kendi 2 yıldır ekonomi ve politika kulübünün yönetim kurulundayım ve oradan gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Özellikle ben okula girmeden önce şöyle bir önyargım vardı. Acaba burslularla veya işte İstanbul'dan gelenler İstanbullularla, Anadolu'dan gelenler Anadolularla mı takılıyor diye bir kafamda önyargı olmuştu. Belki çok yanlış bir önyargı ama böyle bir önyargım vardı. Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Mesela benim çok yakın arkadaşlarım burslu, bursuz. Ya kimse kimsenin bilmiyor burslu mu olup bursuz olduğunu diye. Çünkü kimse kimseye sormuyor böyle bir şeyi. Senin bursun var mı, senin bursun yok mu, sen kaç birincisin? Bunlar çok önem verilen konular değil. Ve böyle bir arkadaş ayrımı da bence yok. Ben en azından hiç denk gelmedim. Tabii ki vardır böyle bazı insanlar. Ama ben hiç denk gelmedim ve varsa bile çok azınlıkta eminim ki. Hazırlıkla alakalı birçok soru gelmiş. Hazırlık zor mu, kolay mı diye. Ben direkt hazırlığı anlatacağım en baştan. Hazırlık için okula kaydolmaya geldiğiniz gün sınava giriyorsunuz. Bu sınava göre 4 kurdan birini yerleştiriyorsunuz. Bu 4 kur şöyle: foundation, başlangıç, pre-intermediate, başlangıç üstü, intermediate, orta ve upper intermediate, orta üstü. Dersinize başlıyorsunuz. Upper intermediate'in ders programı hani foundation başlangıça göre daha az yoğundu. Çünkü onların İngilizce puanı daha yüksek olduğu için daha az şey öğretiyor gibilerdi. Hazırlık zor mu? Hazırlık bence üniversite hayatının en kolay senesi. Çünkü derslerin çok ağır değil. Tek yapman gereken şey İngilizce çalışmak, işte basit İngilizce kuralları öğrenmek, İngilizce yazmayı öğrenmek, İngilizce kelimeler öğrenmek. Dolayısıyla benim hazırlık senem mesela çok fazla işte gezdiğim, okulu tanıdığım, okulun kulüplerine katıldığım, okuldan bir sürü insanla tanıştığım bir seneydi. Ben intermediate olarak başladım, yani orta kur olarak başladım. Buna rağmen zorlanmadım. Yani size öğrenmeniz gereken her şeyi öğretiyorlar ve hazırlık sınavında da gerçekten buradan geliyor. Hazırlık sınavının adı QEP'e ve bu QEP'e geçmek için 100 üzerinden 60 alırsanız geçiyorsunuz. Özellikle hazırlık sınıfları bence çok tatlı oluyor çünkü hani kimse birbirini tanımıyor oluyor ve herkes birbiriyle hazırlıkta tanışıyor. Benim şu anki en yakın arkadaş grubum hepsi hazırlıktan gelen grubum. Mesela bence hazırlık zor değil, yani İngilizceniz olmasa bile foundation'dan başlayıp İngilizceniz gerçekten ki foundation ve pre-intermediate başlayanlar 2 dönem hazırlık okuyorlar. Diğer 3. ve 4. kur olan intermediate ve upper intermediate bir keyfe bağlı 2 olarak okuyabiliyorlar sınavı geçene kadar. Dolayısıyla hani İngilizcenizin hiç olmaması sizi korkutmasın. Birçok kişi aslında İngilizceyi bilmeyerek başlıyorlar. Benim de İngilizcem çok iyi değildi. Ama gerçekten hazırlıkta size bunun eğitimi çok güzel veriyorlar. Ortalama yapmak çok mu zor? Yani bu bölümden bölüme değişebilecek bir şey kişiden kişiye. Ama mesela benim şu an genel ortalamam 2.7. Yani kolay değil ortalamayı yüksek tutmak çünkü dersleri için gerçekten çalışmanız gerekiyor. İşte devamsızlık yapmamanız gerekiyor, derslere katılmanız gerekiyor. Verilen essay ödevlerini tam eksiksiz yazmanız gerekiyor. Biraz hocadan hocaya bağlı olarak hani hocayla aynı dil anlaşıp anlaşamamaya göre değişiyor. Dediğim gibi benim ortalamam 2.7. Hukuk okuyorum ve muhtemelen bu en yüksek ortalamam olacak. Çünkü bazı bölümlerde özellikle ortalama yapmak çok zor, mühendislik, hukuk gibi. O yüzden ortalama yapmak yani bir tık zor ama bence hiçbir üniversitede kolay değildir ortalama yapmak. O yüzden ÇAP ile alakalı birkaç soru gelmiş. Ben de ÇAP, yan dal, track hepsini anlatacağım şimdi. ÇAP şöyle program: Koç Üniversitesi'ne başladığınızda her türlü bölümle ÇAP yapabiliyorsunuz. Tıp hariç her bölüme ÇAP yapabiliyorsunuz. Bunun birkaç koşulu var. İlk koşulu 2.7 ortalama yapmanız gerekiyor. İkinci dönem ÇAP başvurusunu 2 dönem okuduktan sonra başlayabiliyorsunuz. Ama öncesinde derslerini alabilirsiniz. Bir de 2.7 ortalama yaptıktan sonra şöyle bir şart aranıyor.
Yüksek Öğretim Kurulu'nun bazı belirlediği sınırlı barajlar var. Mesela hukukun barajı 150 bine çekildi geçen sene. Ben yine kendimden örnek vereceğim. Atıyorum moleküler biyoloji okuyorum bu sefer ve hukukla çarp yapmak istiyorum. Eşit ağırlık puanımın o Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen aralığın içinde olması gerekiyor. Mesela 190 bin, 150 binlik bir sıralama yapmış olmam gerekiyor ki çap başvurum kabul olsun. Yine de ders alabilirsiniz ama çap başvurusu olmalı ve çift diplomayla mezun olamazsınız. Yan dalda şöyle bir şey. Mesela çap yapacak kadar vaktiniz yok ve seni uzatmak istemiyorsunuz. Ve çap önergesindeki tüm dersleri almak istemiyorsanız yan dal alıyorsunuz. Yan dal ders sayısı çok daha az. Yine diplomayla, iki diplomayla mezun oluyorsunuz ama hani yani iki diploma değil aslında. Çap, yan dalın ayrı belgesi var. Çapınki direkt diploma. Bunda bir kendi bölümünüzün diplomasını alıyorsunuz. Bir de yan dal yaptığınız bölümün yan dal belgesini almış oluyorsunuz. Track'te şöyle bir şey, uzmanlaşma programı diye geçiyor. Birkaç dersi üst üste alıp, ya birkaç kodlu dersi üst üste alıp bunu okula saydırırsanız size uzmanlaşma sertifikası veriliyor, track sertifikası. Onun yararlarını çok bilmiyorum. Buraları cevapladım ve kendi yazdığım notlarıma geçtim. Burslar, okulun KUDEP diye bir bursu var. Bu KUDEP kitap bursu, yurt bursu ve cep harçlığı olarak geçiyor. KUDEP'e YKS sonuçları açıklandıktan sonra %100 bursla girmeye hak kazanırsanız okulun sitesinden online olarak başvuruyorsunuz. Ve kendi ailenizin ekonomik geliriyle alakalı birçok belgeyi sunuyorsunuz okula. Buna göre okul size ya burs, ya yurt bursu, ya kitap bursu, ya cep harçlığı veya hepsini beraber verebiliyor. Sanırım yurt bursunu %50 de verebiliyor. Buna göre birçok burs seçeneğiniz oluyor. Fakat bu bursla yemekhanede geçerli değil. Yani KUDEP aldığınız yemekhanesi de bedava olmuyor ama cep harçlığından yemekhanede yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Sitesinden baktım. Cep harçlığı ve yurt bursunun %50 seçenekleri de var. Kitap bursu da 650 liralık kitap bursu. Ders içi kitaplarınızı almanıza yardımcı oluyor. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Bazı derslerin kitapları 300-350 lira gibi bir miktarı var. Birazcık pahalı. Cep harçlığı da bu sene 850 liraymış. Seneye muhtemelen bir tık daha arttırılır. Bir de eklemem gereken bir bilgi. TÜBİTAK Temel Bilimler Bursu, TÜBİTAK Diğer Burslar ve KYK İlk Yüz Harçlığı alanlara KUDEP bursu verilmiyormuş. Okulun içinde öğrenciler genellikle öğrenci merkezi, kısaca Ömer dediğimiz yerde takılıyorlar. Ömer 4 katlı bir bina. Birinci katında, en üst katında öz süt var. Ve öz sütün yanında da bir sınıf var. Böyle toplantıların yapıldığı, seminerlerin yapıldığı bir sınıf. Ömer giriş katında Divan'ın kafesi var. Divan'ın yemek restoranı var. Bir de Cool Store dediğimiz, Pandora dediğimiz bir yer var. Pandora'dan işte okul için kitap, gereçleri, işte kırtasiye, defter, kalem, zımba, kağıt, kitap her şeyi alabiliyorsunuz. Ve Pandora'nın içinde Cool Store diye bir yer var. Cool Store'dan da Koç Üniversitesi ile alakalı tişörtler, eşofmanlar, bardaklar, stickler, aklınıza gelebilecek gerçekten her şeyi alabiliyorsunuz. Ömer-1'e indiğimizde Ömer-1'e Migros var, birçok yemek yeri var, Yapı Kredi Bankası var, bir sürü ATM var ve dersliklere giden bir koridor, bir de tünele bağlanan bir yol var. Tünel, hemen tüneli anlatayım. Tünel şöyle bir yer. Hava genellikle Koç Üniversitesi'nde çok soğuk ve yağmurlu oluyor. Bu yüzden hukuk fakültesi hariç diğer fakültelere alttan bağlanan bir tünel var. Tünelleri kullanıyoruz kış günlerinde genellikle, işte yağmurda, çamurda. O yararlı oluyor. Ömer'den tünele bağlanabiliyoruz. Ömer'in -3'ünde ise tiyatro odası, işte birkaç sınıflar, dans odası, bir de öğrenci dekanlığı, ya yönetimle ilgili kişilerin ofisleri oluyor. Okulun içinde yemekhanede yiyorum ben genellikle. Yemekhanede 4 litre bilet 12 lira. Yani bu bence pahalı birazcık ama özel okul diye sanırım. Fakat bana yine de 12 lira olması, özel okul olmasına rağmen çok pahalı geliyor. Bir de okulun içinde bir sürü gerçekten kafe var. Bir sürü kafe var. Alışveriş merkezi gibi. 3 tane Nero var, bir tane Espresso Lab var, bir tane Highborn diye bir kafe var. Divan'ın kendi kafesi var, öz süt var. Bir de yemekhanenin bir kafesi var. Ben bu kafeleri gerçekten çok seviyorum. Yani ders çıkışı gidip arkadaşlarımla Nero'dan bir kahve alıp oturmak gerçekten çok 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 büyük bir zevk benim için. Keşke yani şu an o günlere geri dönebilsem. Bir de okuldaki Nero dışarıdaki Nero'lara göre %20 daha indirimli. Bu da aklımızda bulunacak bir bilgi. Bence Koç Üniversitesi yurt dışı imkanları en yüksek olan üniversitelerden biri. Çünkü öğrenci sayısı az olduğu için daha fazla kişi yollayabiliyor yurt dışına. Daha az koşulları oluyor. Ve İngilizce çok güzel öğrendiğiniz için yurt dışında da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Geçen Koç Üniversitesi'nin en güzel yanlarından biri o. Size gerçekten çok güzel İngilizce öğretiyor. Bu yurt dışı imkanlarıyla genellikle kariyer kulübü ilgileniyor. Yurt dışından birçok okul gelip bize seminer veriyor. Mailleşiyorlar veya stand kuruyorlar okulda ve çok ilgililer sizinle. Gerçekten çok ilgililer. Derslerden bahsetmek istiyorum. Dersler genellikle 75 dakika sürüyor. Haftanın 2 günü oluyor. Ya pazartesi, çarşamba, ya salı, perşembe. Tabi arada istisnai dersler de oluyor. Fakat genellikle okulun dersleri böyle oluyor. Hukuk derslerinin DS'leri oluyor. Discussion Session deniyor. Burada pratik olay çözüyorsunuz. Veya mühendislik derslerinin genellikle
labları veya piyesleri oluyor, emin değilim. Piyeste problem session, problem çözüyorsunuz. Labda da deney tarzı şeyler yapıyorlar. Bilmiyorum, ben mühendislik okumuyorum. Koç Üniversitesi'nin şöyle çok güzel bir yanı var. Zorunlu, evet, almanız gereken dersler var. Fakat bunun dışında size opsiyon olarak bir sürü ders seçeneği sunuyor. Rusça alıyorsunuz. Ben mesela Rusça aldım, Almanca aldım. Arts diye bir ders aldım. Daha böyle yoga ve dans üzerine bir ders. Veya core derslerimiz var. Bu core derslerini herkes almak zorunlu. Diyelim etik dersinden bahsedeceğim ama etik dersinin de birçok kodu var. Etik 113, etik 105, etik 102 bilmem ne. Hani bir sürü, birçok farklı konuda etik dersi var. Bu etik dersler arasında en çok ilginizi çeken dersi alabiliyorsunuz aslında. Bu da çok büyük bir avantaj çünkü kendi ilgi alanınızı almakta serbestsiniz. Veya diyorum ben şu an hukuk okuyorum ama bu dönem psikoloji dersi de aldım. Önümüzdeki sene gidip mühendislik dersi de alabilirim. Yani burada kimse sizin önünüzde durmuyor. İlginizin olduğu her şeyi alabiliyorsunuz. Çok fazla ders seçeneği olduğu için sınıflardaki öğrenciler daha az oluyor. Zaten okulda yaklaşık 8-9 bin öğrenci vardır. Ve bu yüzden hocayla birebir iletişime geçmek, birebir sizinle ilgilenmesi çok daha kolay oluyor. Ve bence bu öğrenmenin çok önemli bir parçası. Benim Almanca sınıfımda veya Rusya sınıfımda 10-15 kişi var. Ve bu yüzden hocayla birebir iletişime geçiyoruz. Adımızı biliyor, espriler yapıyoruz derste. Bu nüfusunun az olması bu konudan çok büyük bir avantaj. Ben tercih döneminde devlet üniversitesi ve özel üniversitesi ayrımı yaparken bunu çok düşünmüştüm. Çünkü İstanbul Üniversitesi yazmayı düşünüyordum ve İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde çok fazla insan var, çok kalabalık sınıf. Ve bu dersteki verimi düşürebileceğini düşündüğüm için Koç yazdım ki mesela benim şu anki amfi derslerim bile maksimum 150 kişi oluyor. Hoca sizi birebir tanıyor, hocayla sürekli mailleşebiliyorsunuz, hocanın ofisine gidip onunla birebir konuşabiliyorsunuz. Bunlar çok büyük bir avantaj. Okuldaki bilgilendirme sistemi genellikle mail üzerinden sürüyor. Okulunuz bize cool uzantılı bir mail veriyor ve hocalarınızla oradan görüşüyorsunuz. Kulüp etkinliklerini oradan düzenliyorsunuz. Bilgilendirme okullarla, mesela okul bize arada hala mail atıyor şu anda, işte okul paralarını iade, yurt fiyatları gibi. Ya tüm bilgilendirme sistemi bize okulun verdiği mail üzerinden yürüyor. Bu yüzden aslında mailleşmeyi de öğrenmiş oluruz ki bu çok büyük bir avantaj bence. Muhabbet sardı demek ki. Online eğitimden bahsedeyim ve online eğitim benim çok keyif aldığım bir şey değil. Çünkü sınıfta özgün eğitim varken, hoca istediğim şeyi sormak varken veya anlamadığım şeyi yanındaki arkadaşıma sormak varken dijital bir şekilde hocayı dinlemek çok güzel değildi. Ama bu zorunlu bir şey olduğu için diyecek bir şeyimiz yok. Online eğitim sürecinde bizim okul iki yol izledi. Ya hocalar dersi videosunu çekip Blackboard denilen bir sisteme attılar, biz oradan izledik. Ya da online olarak Microsoft Teams'den veya Zoom'dan ders yaptık hocalarla. Yani sosyal medyada görünce diğer birçok okulda çok fazla kriz olmuş. Yani ben eleştiriyordum aslında ilk okulda ama gerçekten bizim okulumuz bu süreci çok güzel yönetti. Hiçbir şeyden kaçmadılar. Quizlerimiz online oldu. Hocalar bazen mikrofonu fon açtırdı ama sosyal medyada gördüğüm o krizleri hiç bizim okulda yaşanmadı. Kamera açılmadı. Sanırım bir sınav açıldı. Sonra o sınav şikayet edilince direkt kamera açılmamaya başladı. Bazı hocalar, mesela benim Rusça hocam mikrofon açtırmıştı. Ya da hukuk derslerinde hocalar bize yolladılar ödevi. Biz onlara birkaç gün veya birkaç saat sonra geri yolladık, ödevine göre değişiyordu. Bunlar sınav olarak sayıldı. Online olarak deneylere katıldık. Mesela psikoloji dersinde online deneye katılırsak ekstra puan alırdık ki katıldık, aldık. Ya gerçekten hocalar bize çok yardımcıydı. Bu süreçte gerçekten ekstra puan vermek için çok uğraştılar. Bize çok yardımcı oldular. Bazı derslerimde atıyorum devamsızlık kaldırıldı ve devamsızlıktaki 5 puan bonus olarak herkese eklendi. Veya işte süreç karışık olduğu için, ara sınavlar iptal edildiği için hocalar bize 10 puanlık ekstra ödev verdiler. Yapan ekstra 100 üzerinden 110 oluyordu ve bu çok büyük bir avantaj. Gerçekten Koç Üniversitesi bu konuyu, bu süreci çok güzel yönetti. Gerçekten çok teşekkür ederiz onlara. Benim aklıma şu anda daha çok eklemem gereken bir şey gelmedi. Fakat isterseniz, sorunuz varsa her türlü soruyu cevaplarım veya başka bir videoda çekebilirim. Hatta kendi bölümüm veya diğer birçok bölümdeki arkadaşlarımla da o bölümler hakkında konuşabilirim. Bunu isterseniz de bildirmeniz yeterli aşağıda yorumlara veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Sanırım video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.